Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Elimizde tesbihlerimiz, aleyhissalatü vesselam efendimize salavat-ı şerifeler getirerek programa adapte olmaya çalışıyoruz dostlar. Bugünkü konumuz ne mi? Bugünkü konumuz hemen hemen %90 veya %99 ailenin içerisinde yaşanan sorunlar. Kadınların kocalarına, kocaların da kadınlarına olan hakları. Ayetlerle, hadislerle, menkıbelerle dostlar bunları dile getirmeye çalışacağız. Bir sürü notlarımız var. Aileler içerisindeki birçok sorunlar. Bu sorunlarda nasıl yaklaşılması gerekir? İslam bu konuda ne diyor? Ve aynı zamanda bu hataları gözümüzün önüne getirerek daha iyi nasıl evime faydalı olabilirim? Kocama nasıl yaranabilirim? Sevgili karımın gözünde nasıl müteassıp bir koca olabilirim? Bunların hepsini dostlar bu gece inşallah dilimizin döndüğünce, fikrimizin yettiğince sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her zaman dediğimiz gibi görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler dostlar. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey müminler, kadınlara zorla mirasçı olmanız ve kendilerine vermiş olduğunuz mihrin bir kısmını elde etmek için onlara baskı yapmanız helal değildir. Meğer ki arayı açacak bir fuhuş irtikab etmiş olsunlar. Onlar ile iyi geçininiz. Eğer hoşunuza gitmemişlerse, olabilir ki hoşunuza gitmeyen bir şeyde Allah birçok hayır ve takdir etmiş olur. Nisa suresi 19. ayet-i kerime ve diğer bir ayet-i kerime daha. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ona kulluk ediniz. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, eşinize, yolda kalmışlara ve eliniz altındakilere karşı iyi davranınız. Hiç şüphesiz Allah-u Teala kendini beğenmiş ve böbürlenen kimseleri sevmez. Yine Nisa suresi 21. ayet-i kerime. Allah'ın Resulü yine bildiriyor. Nisa suresi 36. ayet-i kerimede olduğu gibi. Bir başka hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Kadınının huysuzluklarına sabır katlanan erkeklere, Ulu Allah karşılaştığı belalara katlanan Eyyub'e verdiği mükafatı verir. Kocasının huysuzluklarına katlanan kadınlara da Firavun'un karısı Asiye'ye verdiği sevabı verir buyuruyor. Evet dostlar, şu bilinmelidir ki kadına iyi huylu olmak sadece ona karşı fena davranmakla değil, ondan karşılaştığın sıkıntılara da katlanmak, hatta Peygamberimizin numune olarak sabrını kendinize göstermeniz lazım. Peygamberimiz kainatın efendisi, eşlerine her zaman mütevazi davranırdı. Onları hiç incitmezdi. Onlar ne derlerse Allah'ın Resulü güler, tebessüm ederdi. Hatta bir seferinde kainatın efendisi buyurdu ki, beni Hazreti Ayşe radıyallahu anh konusunda üzmeyiniz. Çünkü Allah'ın adına yeminle söylüyorum ki, onunkinin dışında hiçbir eşimin yatağındayken bana vahiy inmiş değildir diyor kainatın efendisi. Çünkü Peygamberimiz kadınlarına ve çocuklarına karşı çok şefkatliydi. Erkeğin diyor karısına karşı görevlerinden biri ise ona neşeli olmak, şaka yapmak ve kadının gönlünü alarak karşılaştırdığı sıkıntıları gidermektir.
Çünkü böyle davranırsanız onların gönlünü hoş edersiniz buyuruyor. Evet, İslamiyet'te bütün güzellik, insanların yaşaması gereken en güzel nokta ailenin içerisinde bireylerin birbirlerine samimi olmaları dostlar. Ama İslam hukuku dairesi içerisinde olmalı. Örnek verelim, bizler inançlı insanlarız elhamdülillah ve Türk milleti olarak diyelim eşimize, namusumuza sahip çıkmaya çalışan insanlarız. Ama bunu becerebiliyor muyuz dostlar? Gelin bir eve konuk olalım. Bakalım onlar bu işi nasıl yapıyorlar. Günümüzde karşılaştığımız olağan şeyler bunlar. Bir eve giriyoruz. Evin içerisinde bir aile reisi alelacele işten gelmiş. Hemen apar topar yemeğini yemiş ve televizyonun karşısına geçmiş. Oturuyor ve televizyonunu seyrediyor. Hanım bu arada işlerini bitirdi. O da hemen geldi, yerini aldı. Etrafta çocuklar var. Ailenin bireyleri. Onlar da oturdular. Hep beraber televizyon seyrediyorlar. Televizyonun kanallarında A kanal, B kanal. Yorum yapmak istemiyorum sizler çünkü olaya çok daha iyi vakıfsınız. Bir film var. Rating getirecek bir film. Ve herkes geçinmiş, nefesini kesmiş seyrediyor. O arada filmden bir sahne çıktı. Ya Rabbi Settar, bir müstehcen bir sahne, her filmde olduğu gibi. Bu sahnenin içerisinde anadan üryan bir kadınla bir erkek orada beraberler. Evin reisi ses yok, gözler filmde, seyrediyor. Ne yapıyor evin reisi dostlar? Sapık değil ki oradaki adama baksın. Elbette ki filmdeki müstehcen durumda olan kadına karşı nefsi duygularını kabartıyor. Ya Rabbi Settar, yanındakilere bir baksa, yanındaki onun karısı, onun yanındaki küçük yetme çocuklar, kızları çocukları, onlar ne yapıyorlar o kız çocukları, hanımı ne yapıyor? O da sapık değil ki oradaki kadına baksın. O da oradaki adama bakıyor ve bile bile dostum, kızını ve karısını, çocuklarını elin müstehcen adamına nefsani duygularını kabarttırıyor. Ne acı bir tablo değil mi dostlar? Samimi olmak lazım. Bile bile eşini ve çocuklarını oradaki adama sen nasıl şehveti duygular kabarttırabilirsin? Sen nasıl öyle bir arzular içerisine girebilirsin? Ya Rabbi Settar. Ama evine bir istemediğin bir misafirin gelse dostum. Ama onu istemiyorsun. Çünkü belki bakışlarından rahatsızsın. Onun bakışlarından rahatsız olduğun için örnek verelim bir zat. Evine gelmeni istemiyorsun. Çünkü ailene karşı belki çoluğuna çocuğuna karşı farklı bir tavır gidiyor. Ama ondan eşini uzaklaştırabiliyorsun, çocuklarını. Ama televizyonda çırılçıplak üryan sahnelerin içerisine öyle bir bakıyorsun ki daha ileriye gidiyorsun dostum. İşte ne kadar samimiyiz, güzel bir örnek değil mi dostlar? Seyrederken böyle sahneleri Allah uzak tutsun da şöyle gözünüzün kenarıyla bir bakın bakalım çocuklarınıza, ailenize. Başını edebinden önüne mi eğiyor yoksa gözleriyle hiç nefes almadan o da mı o sahneyi seyrediyor? Allah-u Teala muhafaza buyursun dostlar. Bu sadece güzel bir örnek değil. Allah-u Teala inşallah böyle şeylerden bizleri muhafaza buyursun. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, İmanı en olgun müminler, huyu ve en güzel olan ile eşine karşı en tatlı davrananıdır diyor kainatın sultanı. Ve tekrar buyuruyor Allah'ın Resulü, en iyiniz eşlerinize karşı en iyi davrananınızdır. Ben içinizde eşlerine karşı en iyi davrananınızım diyor Allah'ın Resulü. Amenna saddakna doğru. Kainatın efendisi o. Bu arada Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz çok sert bir mizaca sahip bir insan. Aşere-i mübeşşereden. Buna rağmen Hazreti Ömer diyor ki, erkeğin ailesi içinde çocuk gibi olması ve gerektiği zaman da erkekliğini ortaya koyması gerekir diye buyuruyor.
Ulu Allah Celle Celaluhu burnu havada ve huysuz kimselerden nefret eder. Ve diyor ki tekrar, kaba, hırçın ve sonra da alçak kimselere uyma. Ailenin içerisinde mümkün olduğu kadar mütevazi ol diyor, kainatın efendisi gibi. Buna bir örnek, bedevi bir kadın var. O bedevi kadına soruyorlar, kocası rahmetli olmuş onun. Diyorlar ki senin kocan nasıldı, anlatsana. Bedevi kadın şöyle diyor, Allah adına yemin ederim ki o evde güler yüzlüydü. Dışarıda az konuşan, bulduğunu yiyen ve kaybolanının hesabını sormayan birisiydi. Acaba böyle olanımız var mı dostlar? Düşünmek gerekir değil mi? Fakat aileye karşı ne kadar samimi olursak olalım, geri geldiği zamanda ciddiyetini takınmasını bir erkek bilmeli dostlar. Hasan-ül Basri radıyallahu anh diyor ki, Allah'ın adına yemin ederek söylüyorum ki, karısının her arzusuna uyan erkek, Allah onu diyor cehenneme atar. Ya Rabbi setar. Bu demek değildir ki hanımının her dediği. Tabii bu aile içerisindeki söz konusu olan ciddi mevzular için geçerli değil mi dostlar? Allah Celle Celaluhu şeytanı rahmetinden kovunca şeytan dedi ki, mutlaka kulların üzerinde belirli bir pay edineceğim. Onları saptırarak boş kuruntuların tutkularını yaratacaklar. Üzerlerinde nüfus kuracağım ve davarların kulaklarını yaracaklar diyor. Yine onlar üzerinde nüfus kuracağım da Allah'ın yaratılmış hikmetlerini değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakarak şeytanı efendi edinirse hiç şüphesiz apacık şekilde hüsrana uğrar. Erkeğin sözüne uyan taraf olması gerekir. Karşı tarafa uyan kimse olmak onun yaratılış hikmetine ters düşer. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Bu hakimiyeti bir rivayette, ayette şöyle buyuruyor. Kapının yanında kadının efendisi ile karşılaştılar. 110. ayeti kerimeyi buna delil olarak gösteriyorlar. Evet dostlar, evlilik çok ciddi bir müessese. Eş seçerken acaba ne kadar samimi davranabiliyoruz? Günümüzdeki gençler, belirli bir yuvaya adım atan dostlar, günümüzde acaba eşi seçerken şöyle yakışıklı, uzun boylu, yeşil gözlü, saçlarını arkaya doğru taramış, uzun boylu, zengin, parası olan yakışıklı bir erkek mi düşünüyoruz gözümüzde? Yoksa onun yanında güzel bir kadın olsun, parası olsun, zengin olsun, ben fakirim önemli değil ki. Zengin olsun, sıkıntı çekmeyelim, hayat zaten çok, şartlar çok zor diyerek böyle bir çerçeve mi kuruyoruz aklımızda? Eğer bu ölçülerde bir çerçeve kurarak anne ve babalar da İçkisi kumarına bakmadan evladını ateşe atarsa Allah-u Teala bunun hesabını sorar dostlar. Sen ne kadar sıkıntılarla evladını doğur, büyüt, onun sıkıntılarına, acılarına katlan, sonra bir gün elin adamı gelsin, kızının kalbini çalsın, sen onu iyicene inceleme, baktın ki parası da var, boyu posu da yerinde, dini İslam'ı var mı onu düşünmeden, bu çocuk iyi mi diyorlar, iyi ver gitsin o zaman. Ve bir baktın ki o çocuk içkici çıktı, kumarcı çıktı. Allah bunun hesabını sorar dostlar. Çok dikkat etmek lazım. En güzeli iman aramak lazım. Allah'tan korkan bir kul eşine temiz, salih ve güzel davranır dostlar. Bir peygamber, ismi şu anda hatırımda değil ama eşine karşı o kadar güzel mütevazi davranıyor ki ona hitaben isminde şöyle diyor, ey ömrümün meyve veren bereketli ağacı, gel hele otur biraz yanıma. Ne kadar güzel bir söz değil mi dostlar? Eşimize acaba bir gün böyle latifeli de olsa böyle bir şey söyleyebildik mi? Onların gönlünü almak lazım. Onlar bütün sıkıntıyı çeken insanlar. Bakmayın bizler de sıkıntı içerisindeyiz ama şöyle bir örnek verelim. Örnek bir pazar. Evdesin. Hanımın dedi ki
benim bugün falan yere gitmem lazım. Ailemle, annemle, akrabamla önemli bir işim var. Şu çocuklara bir gün de sen bakar mısın? Hanımın gitti, çocuklarla bir arada kaldın. Belki birkaç tane çocuğun var, o oradan atladı, o oradan zıpladı. O anda yemek telaşı, sıkıntı, yapman gereken şeyler onu kırdı, bunu döktü. Baba tuvalete gideceğim, anne şu mamamı hazırla, baba şu mamamı hazırla. Yemek yiyeceğim, karnım acıktı. Hanımını akşamleyin ve gelecek saatte gelmesi için pencerenin önünde dört gözle bakarsın. Hatta telefon edersin, yeter artık dayanamıyorum gel diye. E peki onlar, akşama kadar evinin temizliğini yapan, çocuklarına bakan, yemeğini pişiren, ütünü yapan, çamaşırını yapan ve akşamleyin kocasını bekleyen kadın nasıl davranıyor ve sen gel onun kalbini kır. Mümkün mü bu? Düşünmek lazım dostlar. Bunlar aslında ince meseleler. Hep kendi nefsimize yontmamak lazım dostlar. Fakat incelik öyle ki kadın kocasını tutmasını bilir ise eğer, Allah-u Teala ona çok şeyler ihsan eder. Kadın kocasını nasıl tutar? Elinden nasıl tutar? Eğer bir kadın içinde Allah korkusu varsa, kocasını her türlü kötülüklerden muhafaza edebilmesi için, akşamleyin geldiği kapıdan içeri girer girmez, hayatım hoş geldin diyebiliyor mu? Erkeğin bütün yük üzerinden kalkar dostlar. Bir küçük söz. Akşama kadar belki koca dışarıda ne sıkıntılar çektiği, ne zorluklar çektiği, ne kavgalar ettiği, ne gürültüler ettiği. Ev patlamış, öyle bir hale gelmiş ki sıkıntılar içerisinde. Yorgun argın eve gelmiş, stres atmak için ve dinlenmek için kapıdan içeri giriyor ve güzel bir hatun, hayatım hoş geldin. Allah gününü bereketli kıldı inşallah. Gel otur Eleyşe. İçeri şöyle bir alsa, içeriye oturtursa. Sofra hazır. Bütün güzellikler hazırlanmış. Çocuklar baba baba diye üzerine atlıyorlar. O anda hanım duruyor. Aman babanızı rahatsız etmeyin çocuklar. O bugün çok yoruldu. Bak bizlere mama parası kazandı geldi. Diyerek kocasını çocuklarından uzaklaştırabiliyor ise, kocasının güzel dualarını alabiliyor ise, Allah-u Teala onu cehenneminde yakar mı dostlar? Yakmaz değil mi? Çünkü gerçekten bunlar hayatını paylaşmak istediğin insana ne kadar samimi olursan karşılığını o şekilde alırsın. Ama inatlaşmamak lazım. Hiç unutmuyorum, Allah rahmet eylesin, bir teyze vardı. Toprağı bol olsun derler ya inşallah. Allah-u Teala inşallah mezarında ona lütuflar ihsan eylesin. Bu teyzemiz gençliğindeki olan şeyi anlatıyordu. Bir gün dedi ki, ben komşularıma vaaz-ı nasihata gidiyorum. Onlara Yasin-i Şerif okuyorum. Hatimler okuyorum. Vaaz-ı nasihat ediyorum diye. Ve bu süreler içerisinde bunları yaptıktan sonra evime geliyorum. Benim bir kocam var. İslamiyet'i biraz uzaktan seyrediyor. İnançlı, inkar etmiyor aşağı ama icraatı yok. Elimden geleni yapıyorum ama Mevlam'a dua ediyorum. Kocamın biraz gönlü dışarıdaki kadınlarda. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz diyordu bu kadın. Dışarıda vaaz-ı nasihat sohbetler ettikten sonra, insanları irşada çağırdıktan sonra evime geliyorum. Pardüsümü çıkartıyorum, tesettürümü çıkartıyorum. Mini etek giyiyorum. Kocamın hoşlandığı gibi müstehcen kıyafet giyiyorum. Omuzlarımı açıyorum. İnce örgülü şeyler giyiyorum. Mini etek giyiyorum, boyanıyorum, süsleniyorum. Yeter ki kocam harama bakmasın diye. O geldiği zaman cilveleniyorum ona. Gönlünü almaya çalışıyorum diye. Allah rahmet eylesin, bu teyze vefat etti. Ama böyleydi. Düşünün dostlar, erkekler dışarıda çalışıyor. O kadar sıkıntılar içerisinde. Birçok müstehcenlikle beraber akşama kadar gözünün önünden belki yüzlercesi geçiyor. Ne kadar sabırlı olabiliyor erkek? Allah'tan ne kadar korkuyorsa o kadar, becerebildiği kadar. Eşinin gözünün dışarıya kaymaması için seni onu almaktaki helal gayeden biri neydi? Nefsani duygularını kurtarabilmek, kendini ateşten koruyabilmek değil mi? Eğer eşinin böyle duygularını hissettiğin anda, eğer onu evine çekmezsen mebal üzerinedir kardeşim. Ve bacım bunu samimiyetimle söylüyorum.
eşinin yanmasını istiyorsan o nar cehennemde, o ateşte, o zaman eşinden uzak durursun. Ama eşini evine bağlamak istiyorsan bütün kadınlığını kullan. Çünkü sen onun haremisin, mahremisin. Onu ateşten koruyan tek perdesin. Bunu yapmadığın zaman vallahi Allah katında mebali vardır. Bunu hafife alacak bir mevzu değil dostlar. Aynı şekilde kadınlar için de geçerli. Ama dışarıda olan her zaman için ateşe biraz daha yakın dostlar. Allah muhafaza buyursun. Kadınların da huyuna suyuna gitmek lazım her zaman için. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kadın kaburga kemiği gibidir. Doğrultmak istersen kırılır diyor kainatın efendisi. Ve yine bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, namaz kılınız. Elinizde esir gibi bulunan kadınlarınızın sözlerine sabrediniz. Onlarla iyi geçiniz. Nasıl diyeceksiniz ki esir? Bir nevi kadınlarımız esir. Nasıl mı? Sabahleyin evden çıkıyoruz, hatun evde, çocuklarla beraber akşama kadar. Sen dışarıdasın, geziyorsun, dolaşıyorsun, çalışıyorsun, temiz hava alıyorsun, geziyorsun. Ama senin hanımın ne yapıyor? Evde akşama kadar çoluk, çocuk, iş, güç. Elbette ki bir noktada esir sayılır dostlar. Nasıl bir gün içerisinde sen evinde durduğunda dayanamıyorsan, pazartesini iple çekiyorsan, İstirahatin belki iki gün kaldığında üçüncü günü arıyor isen, ya senin hatunun ne yapsın akşama kadar evde? Düşünmek lazım değil mi dostlar? Ve çok çok sabır dostlar. Aileler arasında her şeyin başı sabır. İki taraf için de sabır ama. Aile sorunlarından en büyük olaylardan bir tanesi de gelin kaynana muhabbeti. Bütün ailelerde belki yaşanmıştır dostlar. Anneler bildikleri örf ve adetlerle yaşamak isterler. Yeni nesil ise, arkadan gelen yeni nesil ise kendi istediği sistemi oturtmak ister. Her nedense muhakkak sorunlar çıkar. Samimi olan nasıl olmalı mı? Örnek, gelin akşam kaynanasıyla beraber gündüz ev işinde, güçte, kaynanasıyla atıflarda bulundu. Annesi, kayınvalidesi gelini üzecek bazı şeyler söyledi. Ve gelinin morali bozuldu. Akşam evin reisi eve geldi. Gelinin suratı kırmızı, mahzun. Anne şikayette. Gelin odada olmadığı bir vakitte kaynana hemen devreye girdi. Senin şu hanım var ya, ah nereden aldım ben onu? Şöyle şöyle yaptı, böyle böyle yaptı. Gelin kızın gıybetini yaptı. Onu üzdü. Damat ne yaptı orada? İki tarafı da idare etmek zorunda dostlar. Haklı da olsa, haksız da olsa. Çünkü bir yuvayı kurtarmak için, anacığım ben onunla konuşurum, sen sabret, o cahildir deyip de anasını idare ettikten sonra içeri girdi o yorgun argın işten dönen erkek. Hanımını dinledi. Annem bana şöyle dedi, böyle dedi. Ona da dedi ki, anam yaşlıdır, icare et. Hakkını helal et, ne olur. Sabret. İlerideki yuvamızın güzelliği ve ayakta durabilmesi için sabret dedi. İki tarafı da idare ettiyse Allah ondan razı olsun. Ama gelini bıraktı, anasına yöneldi. Anasını bıraktı, geline yöneldi. İşte dostlar, iki taraftan bir tarafını kırdığı zaman Allah-u Teala'yı da inciltir. Çünkü Allah-u Teala senin hanımını sana emanet olarak verdi. Emanetine de sahip çıkmak zorundasın. Onun için iki tarafı da idare etmek gerekir dostlar. İki tarafı da. Hani derler ya, ne şiş yansın ne kebap yansın diye. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyuruyor dostlar. İmandan sonra iyi bir kadından daha büyük bir nimet yoktur diye. Ebu Süleymani Darani de bu konuyla ilgili yine şöyle buyurdu. İyi bir kadın dünyadan değil ahirettendir. Yani ahiretle meşgul olman için seni birçok işlerden kurtarandır diye buyurdu. Gerçekten de öyledir dostlar. Seni ateşten koruyan, evinde huzurunu sağlayan eşler. İlk
evlenen kardeşlerime şöyle bir küçük nasihatta bulunmak istiyorum. Belki buna yönelen kardeşlerime, pazarlığınızı peşin yapın. Nasıl mı? Aynen eşine şu şekilde diyeceksin. Hanım, bir yuva mı kurmak istiyoruz? Allah için samimi bir yuva mı kurmak istiyoruz? Bu biz ölene kadar, kıyamete kadar, ahirette dahi benim eşim olmak ister misin? İsterim derse, birbirimizin ailelerine, akrabalarına sabredelim. Birbirimize sabredelim ve şunu demelisin: sen benim anama babama nasıl davranırsan, İnşallah ben de sana öyle davranacağım. Ben de senin anana ve babana öyle davranacağım diye pazarlığını peşin yapmalısın dostum. Bir insan kendi annesine babasına karşı gelinmesini ister mi? Hayır, kesinlikle istemez. O zaman eşin de istemez. Pazarlığı peşin yapmak lazım dostlar. Ve sabır, sabır, yine sabır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: evleniniz, çoğalınız. Kıyamette diğer peygamberlerin ümmetlerine sizin çokluğunuzla övünürüm. Hatta ana rahmine düşen çocukla bile övünürüm diye buyurdu kainatın efendisi. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde kainatın efendisi şöyle buyuruyor. Bakın dostlar, çok ince ve çok güzel bir hadis. Amenna, hepsi güzel ama dikkatle kulak verelim. Bir kimse güzel bir kadına rastlayınca hemen evine gidip hanımı ile sohbet etmelidir. Çünkü bu meselede bütün kadınlar aynıdır diye buyuruyor. Hadisin derinliğine inmek istemiyorum. Zannederim ki anlamışsınızdır efendim. Nefsi korumak açısından bir kimse güzel bir kadına rastlayınca hemen evine gidip hanımı ile sohbet etmelidir. Çünkü bu meselede bütün kadınlar aynıdır diyor kainatın efendisi. Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyurdular ki: kocası kendisinden hoşnut bir halde ölen kadın cennete gider. Yine bir hadis-i şerifte kainatın efendisi buyurdular ki: kadın farz namazlarını kılınca, Ramazan orucunu tutunca, ırzını koruyunca ve kocasının emrine uyunca Rabbinin cennetine girer diye buyuruyor. Peygamberimiz zamanında adamın biri bir yolculuğa çıkarken karısına evin üst katından alt katına inmemesini tembih eder. Kadının babası alt katta oturmaktadır. Adam hastalanır. Kadın birini peygamberimize göndererek evin alt katına inip babasını görmeye izin ister. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kocanın emrine uy diye haber gönderir. Bu arada kadının babası ölür. Kadın yine alt kata inmek için peygamberimizden izin ister. Peygamberimiz yine tekrar kocanın emrine uy diye haber gönderir. Kadının babası toprağa verildikten sonra peygamberimiz ona kocanın emrine uyduğu için Allahu Teala onun babasını affetti emrini verir. Ve bu haberi bildirir dostlar. Düşünün, ne kadar büyük bir mesele, ne kadar kocasına büyük bir teslimiyetle bağlanmış. Alt katta baban vefat ediyor ve kocan evden çıkma dedi diye sen evi terk edemiyorsun. Böyle bir hanım belki bu devirde çok zor bulunur ama dostlar, bunlar mesajlardır. Mesajlar yerini bulması gerekir. Bu bir ölçüdür. Kocan eve çıkma dediği zaman, evden dışarı çıkma dediği zaman bunu bir emir telakki ederek uyumak zorundasın. Gerçek bir salih kadına o gerekir. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki: bana cehennem gösterildi.
Cehennemliklerin çoğunu kadınların meydana getirdiğini gördüm. Sordular, kadınlar ne yüzden ya Resulallah cehennemin çoğunluğunu teşkil ettiler diye. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, çok lanet okudukları ve iyi geçimli kocalarına karşı nankörlük ettikleri için diye cevap verdi. Diğer bir hadiste Peygamberimiz cennet bana gösterilince oradakilerin arasında kadınların azlıkta olduğunu gördüm. Kadınlar nerede diye sorunca Cebrail aleyhisselam bana şöyle dedi. Altın ve parlak boyalar onları alıkoydu diye cevap verdi. Ya Rabbi Settar. Evet dostlar, ne kadar ince bir mesele değil mi? Altın ve parlak boyalar. Hepinizi bunda tenzih ederim. İçinizde müstesna olanlar var mı Rabbim bilir. Gümüşler, altınlar, takılar bir kadının ziyneti. Kadınlar genelde kendi aralarında ziynetleriyle bazıları övünürler. Ne kadar çok altını var onu bir gösterebilmek için takabildiği kadar takar. Belki ağırlık yapar ona. Belki varlığından bile, yani kolunda taşımaktan bile rahatsız olur ama başkalarına ziynetini nasıl gösterecek? Altın. Övünebileceği nokta. Bunu takarlar. Yolda giderken birbirlerine hışır hışır sallayarak böyle seslerini çıkartırlar. Bazen duyarsınız şıngır 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 böyle kollarında altın sesleri. Hemen insanın dikkati dağılır. Şöyle bir bakar, bilezikleri gösterirler sanki. Pazara çıkarken, gezmeye giderken. Allah muhafaza buyursun. Ve boya mevzuları. Evet dostlar, eşine güzel görünmek mi istiyorsun? Eşin müsaade ederse allığını al. Ojeni, rujunu, her neyse al. Eşine boyan. Sadece seni eşin görsün. Sen kocanın gözüne güzel görünmeye çalış. Dışarıdaki mahremlerin gözüne değil, dışarıda dudağına rujunu sürüp de allıklarla, farlarla, güzel kalemlerle birbirinin gözlerini süsleyip kendini güzelleştirdikten sonra dışarı çıkıp el alemin adamlarına güzel göstermek için mi evlendin ki? Yoksa Rabbil alemin seni mahremin olan kocana, helal olan kocana kendini güzel gösterebilmen için mi nasip etti? Eğer sen kendini bu boyaların içerisine sokup dışarı çıkar isen ve güzel güzel kokular sürer isen ve yola çıktın, erkeklerin arasından geçtin ve senin görüntün ve güzel kokuların erkeklerin nefsine hoş geldi. Bir kokladı, Allah güzel bir hatun kokusu, hemen döndü baktı sana. Onun hesabını Allah-u Teala'ya verirsin. Çünkü oradaki adamın da ibresini şaşırttın. İlgisini çektin, onun da harama girmesine vesile oldun. Evinden çıkıp tekrar evine gelene kadar kaç kişinin ibresini oynattıysan o kadar kişinin hesabını Yaradanıma verirsin. Hesap vermek kolay mı dostlar? Ama öyle yapacağın yerde dışarıda gene örtünü muhafaza et. Haramdan kendini sakın. Ama senin kocan, senin sahibin, senin efendin eve geliyor. Ona süslen. Kapıdan geldiği zaman, içeri girdiği zaman, hayatım hoş geldin de, gözünün içerisine gülerek bak. Nefretle değil. Hemen ayağının altına terliğini çevir. İçeri oturtur. Kocanı dinlendir. Huzurla bak ki sana huzurla baksın. Sen kocana nasıl davranırsan aynısını karşılığında alırsın. Eğer kocan sıkıntıyla geldiyse onu yumuşat. Çünkü o senin ailen. Bir ömür onunla beraber yaşayacaksın. Eğer onu incitirsen, gelir gelmez onu kızdırırsan, gününü de zehir edersin, arkasından gelen günleri de. Dostlar, bu iş çok sabır gerektiriyor. Allah-u Teala bizleri sabredenlerden eylesin. Evlilik basit bir müessese değil, çok ciddi bir müessese. Evliliği ne kadar tanıyoruz? Evlilik deyince aklımıza ne geliyor? Yemek, içmek, çamaşırların yıkanması, iaşelerinin karşılanması, nefsani ve şehvet duygularının tamamlanması, hepsi bu mu evlilik? Sadece bu mu? Bu ömür, bir ömür geçecek olan beraberlik azmaz değil dostlar. Bir hafta 10 gün değil, bir ömür. Ve sen eşinden razıysan, eşin de senden razı ise
ahirete kadar uzanan bir mutluluk ve ahirette tekrar eşin Allahu Teala sana içinde sana sunacağı belki hurilerinin en güzeli olarak da ikram eder. Sonsuzluğa giden bir nokta aslında. Bizler eşimize ne kadar samimi davranır isek aynısını karşımızdan alabiliriz dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kadınlarınızın hayırlısı kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindiren, emrettiği vakit itaat eden, ayrıldığı vakitte malını ve iffetini koruyandır diye buyuruyor dostlar. Kainatın efendisi ne kadar güzel söylemiş. Yine kainatın efendisi şöyle buyuruyor. Bir kimse güzelliği ve malı için bir kadınla evlenirse ikisinin de hayrını göremez. Dini için evlenirse maksadı olan mal ve güzellik kendisine Allah'ın lütfu olarak verilir diyor. Hamdolsun ya Rabbi. Sen dinini seç. Evet kadın biraz da güzel olmalı ama dinini ön plana almalısın. Allah korkusu olmalı içinde. Sabahleyin sen evden gittikten sonra Allah muhafaza balkona çıkıp kapının önüne çıkıp fingir dedikten sonra sen istediği kadar sultanların sultanı güzel bir kadınla evlen. Veya ona imani akideleri vermedikten sonra zorla ona İslamiyet'i öğretmeden tesettür perdesine giydir. Ondan sonra da dışarı çıkıp erkeklerin ibresini oynatacak derecede yoldan çıksın. İşte evlilik çok ciddi bir müessese dostlar. Evlenirken eşler birbirlerini sevmeli fakat bu arada da Allahu Teala'ya ne kadar yakın, dinini ne kadar biliyor onu da ön plana çıkarmalı. Allah'tan korkan hata işlemez. Hata yapmaktan korkar dostlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet, Arabistan'da çirkinliğiyle meşhur bir adam vardı. Bunun ismi Rahim'di. Hanımı da Arabistan'ın en güzel kadınıydı. Kocası ne zaman eve gelse kadın onu karşılar, tozlarını, topraklarını temizlerdi. Yemeğini önüne getirir, yemeği bitince eline su dökerdi. Kadının bu hizmetinden dolayı yanıldı ve kendi kendine bu kadın bana aşıktır dedi. Bir gün hanımına sordu, dünyada benden daha sevdiğin birisi varsa bilmek isterim dedi. Kadın dedi ki, doğrusunu istersen dünyada senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Ama şunu bil ki ben aynaya baktım kendi güzelliğimi gördüm. Bir de senin çirkin yüzünü. Dedim ki ben Allahu Teala'nın bu adama nimetiyim. Ve bu adam da Allahu Teala'nın bana mihnetidir yani sıkıntısıdır. Kendi kendime ey filan Allahu Teala'nın mihnetine sabır et ki sabır edenlerin sevabına kavuşursun. O da Allah-u Teala'nın nimetine şükür etsin ki şükür edicilerin sevabına erişsin. Yarın kıyamette o şükredenler zümresinde olarak cennete girsin. Ben de sabır edenlerle beraber cennete gireyim inşallah dedi. Ve ya Rabbi bizi nimetlerine şükür ve bela ve mihnetlerine karşı sabır ihsan et. Hepimizi şükredenlerden ve sabredenlerin sevabını ver diye dua etti. Evet dostlar. Bu da ayrı bir sabır değil mi? Yaradanıma kurban olayım. Evet dostlar, İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Hasan kabilesinden bir kadın peygamberimize gelerek dedi ki, ya Resulallah ben dul bir kadınım, evlenmek istiyorum, koca hakkı nelerdir diye sordu. Peygamberimiz ona şu cevabı verdi. Kocanın karısı üzerindeki başlıca hakları şunlardır. Kocası kadın ile beraber olmak isteyince kadın deve sırtında bile olsa onu reddetmemeli ve kocasının yanına ilişmelidir. Diğeri kocasının evinden onun iznini almadan hiçbir şey vermemesidir. Eğer verirse sevabı kocasına, günahı o kadına olur. Bir diğeri kocasının iznini almadan nafile oruç tutmamasıdır. Eğer tutarsa sadece açlık ve susuzluk çekmiş olur, oruçtan hiçbir sevap alamaz buyuruyor. Ve diğeri de diyor, eğer kocasından izinsiz evden çıkarsa,
eve dönünceye veya yaptığına tövbe edinceye kadar meleklerin laneti onun üzerine olur diyor ya Rabbi Settar. Ne kadar ince bir mesele değil mi dostlar? Peygamberimiz yine buyuruyor ki, ben insanın diğer insana secde etmesini emretseydim, karısı üzerindeki hakkının öneminden dolayı kadının kocasına secde etmesini emrederdim buyuruyor. Çok büyük bir hadis dostlar. Çok kitap araştırdım. Zannetmeyin ki burada polemik yapıp tek taraflı davranıyorum diye. Haşa, Allah'ın korkusuyla iki tarafı da anlatmaya çalışıyorum. Fakat burada hadisi sündürmek, esnetmek istemiyorum. Mesela şöyle olabilirdi. Bu takva ehli olanlar için söylenmiş. Ha şöyle bir şey demiyorum. Kainatın efendisi bir kalıp vermiş. Ben bu kalıbı okuyorum. Herkes kendi ölçüsünce değerlendirsin dostlar. Benim ilmim buna yetmez. Sadece ben hadisi aktarıyorum. Burada Allah-u Teala'ya iman etmeyenler haşa onlar bunun dışında kalabilir ama bir Müslüman kardeşim vardır. Hataları vardır, günahları vardır ama Allah-u Teala isyan etmemiştir. Günahları vardır, onu biliyordur. Şükredendir. Belirli farzları yerine getiremiyordur ama Rabbini bilendir, dua etmesini gene bilendir. Yapabildiğince bir şeyler yapmaya çalışandır ama fiiliyatı yoktur, farzları fazla yerine getiremiyordur. Bu hadis onu da içerir. Onun için konunun derinlemesine girmiyorum, hadisi de sündürmüyorum dostlar. Kalıbı veriyorum, siz kendiniz canlayın. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine şöyle buyuruyor. Kadının Rabbinin rızasına en yakın durumu evinin dört duvarı arasında bulunduğu zamandır. Evinin dört duvarı arasında kıldığı namaz, camide kılacağı namazdaki odadan daha hayırlıdır. Evinin diğer herhangi bir yerinde kılacağı namazdan ise iç kıldığı oda ondan daha hayırlıdır. Ve kocasına olan teslimiyeti o da hepsinden hayırlıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine buyuruyor ki, kadın avrettir. Dışarıya çıkınca onu şeytan gözetler. Kadının 10 tane avret yeri vardır diyor kainatın efendisi. Evlenince kocası bir avret yerini, ölünce toprak bütün avret yerlerini örter buyuruyor. Buna göre erkeğin eşi üzerinde birçok hakları vardır. Biri namusunu korumak ve onu örtmek. Öbürü de ihtiyacı dışında bir talepte bulunmaması için elinden gelen imkanları hanımına kullanabilmek dostlar. Ona sağlayabilmek. İlk Müslüman olan kadınlardan bir tanesi kocasını dışarıya uğurlarken şöyle diyor göreve. Sakın haram kazançlara sapma ey beyim. Biz açlık ve sıkıntıya dayanırız ama cehenneme katlanamayız. Bize haram lokma getirme. Bizi aç bırak. Sıkıntı içinde bırak ama haram lokma getirerek cehenneme bizi teşvik etme diyor. Ne kadar güzel değil mi dostlar? İşte bu da teslim olmuş bir kadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdular. Namaz, namaz, namaza devam edin. Eliniz altında bulunanlara güçlerinden fazla işler teklif etmeyin. Kadınlarınız haklarında Allah'tan korkun. Onlar sizin elinizde bir nevi hürriyetlerini kaybetmişlerdir. Onları Allah ile muahede ederek aldınız ve Allah adı ile onları kendinize helal ettiniz. Allah'tan korkun, onlara iyi muamelede buyurun demiş kainatın efendisi. Ne güzel söylemiş değil mi dostlar? Evet, Tirmizi ve İbn-i Mace'den bir rivayette diyor ki, dünyada bir kadın kocasına eziyet ederse o erkeğin cennette Cenab-ı Hakk'ın vereceği hurilerinden olan zevcesi o kadına hitap ederek Allah seni ıslah etsin, o adama eziyet etme, o dünyada senin yanında bir misafirdir, yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır diyerek muhaize eder, sitem ederler diye buyurdu kainatın efendisi. Konular çok ince dostlar. Her şeye sabırla katlanmak lazım, güzellik aramak lazım. Eski dönemlerde Emeviler döneminde
Şam'da bir hükümdar varmış. Hükümdar zengin, haremi geniş. Orada bir gün gezerken çok güzel bir kadın görüyor. Güzel mi? Çok güzel. Bakıyor ki yanında bir kocası var ki Allah. Burnu uzun, kulakları düşük, yüzü eğri büğrü buruşmuş. Alakaya bak diyor, bu kadının zevcesi bu. Allah Allah. Kadına diyor ki çağırın onu bana. Ve adamları gidiyor, kadını getiriyorlar. Hükümdar seni istiyor diye. Hükümdarın önüne geliyor. Hükümdar kadına diyor ki sen benim zevcem olup saraylarda sultan olmak istemez misin? Bütün güzellikleri ve serveti senin ayaklarının altına sereyim. Senden doğacak çocuklar sultan olsun. İster misin diyor kadına. Kadın ona diyor ki sen beni cennetine sokabilir misin? Cennete sokabilir misin? Hükümdar diyor ki la cennet babamın malı değil ki, ben onu nasıl sana vereyim? Nasıl garanti vereyim cenneti? Ama diyor kocam garanti veriyor. Kocan nasıl garanti veriyor diyor sana. Buyuruluyor ki diyor, bir adam kendi eşinden başka bir kadına gönül vermez. Kendini korur ise diyor, Allahu Teala onu cennetine koyarım diye buyuruyor. Eşin diyor kendinden başkası, benden başka hiçbir kimseye bakmaz. İnşallah ben de onunla beraber cennete gireceğim. Sen bu sözü verebiliyor musun diyor. Padişah diyor ki yok, ben o sözü veremem. Ve adama gidiyor diyor ki hakikaten eşin sana sadık. Adam diyor ki işte ben onu aldım. Hakikaten güzel, güzelliği için değil, işte bu takvası için daha çok seviyorum diyor. Evet dostlar, sen de diyor biliyor musun dostum? Vallahi hanım, senden başkasını Allah bana nasip etmesin. Seni çok seviyorum. Benim gözümde en güzel kadın sensin diye. Başkasına gönlüm yok diye diyebiliyor musun? Nasıl dersin bilir misin dostum? Evdeki hanımın sana bütün muhabbetiyle sana yönelse, diğer kadınlara baktırmayacak şekilde Allahu Teala'nın verdiği lütufları sana ihsan etse, işte o zaman sen hanımından başkasına bakamazsın. Dışarıda akşamleyin dolaşırsın, akşama kadar işini yaparsın, akşam eve gelme saatin geldiği zaman sağa sola takılmadan koşa koşa evine gelirsin, hanımına gelirsin bir an önce ona kavuşabilmek için. Neden? Sultanın sana öyle bir verimli ki, öyle bir muhabbetli ki başkasına gözün zaten gitmez. Ama evdeki hanım kocasına karşı soğuk davranıyor ise, kocası da evdeki hanımına muhabbeti kesik ise problemi kendinde araması gerekir. İki taraftan bir taraf dostlar sabırlı olmak zorunda. Ama öyle ama böyle. Mükafat sabredenlerin inşallah. Yuva kurmak güzel bir şey. Bu yuvayı en güzel noktaya getirmek yine daha da güzel. Bazen büyükler gençlerin işine karışırlar. Büyüklüktür. Bir yuva kuruldu, gençlerin içine sen şunu şöyle yap, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Ama gençler öyle değil, kendi kafalarına göre yapmak isterler. Çünkü yeni nesil çok farklı geliyor. Duyguları farklı, oturmaları farklı, arkadaşları farklı, girdikleri çevreler farklı. Onun için büyükler bu konuda sadece nasihat verici fakat irdeleyici olmamalıdır dostlar. Çünkü hayırla anılmak istiyorsan büyük abilerimiz, gençlerin işine sana danışılmadığı müddetçe fazla girme. Yuva işlerine girme. Sonra sorumlusu sen olursun. Sonra faturayı sana keserler. Sen böyle yap dedin diye biz böyle yaptık derler. O zaman sen nasıl temizlenirsin bu işten? Diğer bir konu dostlar, eşler evlenirken birbirlerine açık ve samimi olmak zorundalar. Sevdiğin her şeyi eşine söylemek zorundasın. Eş olacak adayına. Hatunum, ben bunlardan hoşlanırım.
şunları şunları severim, şu yemeği severim, şu yemeği severim. Ben elbisemin ütülü olmasını isterim. Gardırobumu açtığım zaman giyeceğim kıyafetlerin ütülü olmasını isterim. Ben geldiğimde evimde soframın hazır olmasını isterim. Oturup da şöyle güzel güzel kahvaltıyı yemeğimi hemen yemek isterim. Başka şeylerle oyalanmak istemem diye. Kadın da der ki ben eşimin şöyle olmasını isterim. Ben şu özellikler onda arıyorum diye. Başta pazarlıkları peşin yapmak lazım dostlar. Eğer başta bunların inceliklerine girmez isen şu bir gerçek ki yeni anlaşan eşler o mübarek aile çatısının içerisine girdiği andan itibaren yeni evlendiklerinde ilk bir ay iki ay ilk dönemler eşlerin birbirlerine ısınma dönemleri o aylar içerisinde iki tarafta birbirine dirseklerini göstermez. İki taraf da birbirinin içine bakar, ağzının içine bakar, hep güler. Hep güzel yönlerini gösterirler birbirlerine. Çünkü muratlarına ererler. Allah-u Teala'nın onlara helal olan şeyleri onu uygularlar. Ve yuvanın içerisindeki güzelliği tadarlar. Ailenin en güzel yaşanacak dönemleri belki insanlar düşündüğünde benim en mutlu olduğum dönemler evlendiğim ilk günlerdi diye gözünün önünden geçirebilirsin. Bir ay, iki ay, üç ay geçti. Yavaş yavaş eşler birbirlerine ısındı, muratlar alındı, ondan sonra artık azı dişleri gözükmeye başlar. Eğer ailenin içerisinde İslami denge ve akide kurulmamış ise iki tarafta birbirlerine dirsek çekmeye başlar ve sorunlar başlar. Aileler de bu işin içine katılıyor ise, akrabalar da çevrenin de baskıları var ise, yuva şiddetli bir şekilde sarsılır. Muhakkak %60, %70 çok evliliklerde bu görülüyor dostlar. Onun için her şeyi baştan konuşmak lazım. Nasıl olsa evlenince hallederiz dersen, kendini kandırırsın. Pazarlığını peşin yap. Samimi ol ve ben evlendiğim zaman Yaradanımın dinini evimde yaşamak istiyorum. Bana bunu yaşatabilecek misin diye sor. Yoksa her şey şehvet temeli üzerine kurulmamış. O da çok önemli bir yer teşkil ediyor ama o bir noktada kenarda bekliyor. Çünkü ömrünün diğer taraflarında farklı bir akış çizgisi içerisindesin. O da ayrı bir konu dostlar. Yine başka bir konuya daha girelim. Çünkü bunlar içinde karşılaştığımız samimi noktalar. Bir ev düşünün. İki taraf birbirlerini sevdi. Fakat örnek verelim. Kız tarafı çok zengin. Oğlan tarafı fakir. Fazla bir şey yapamadı. Kızın evi var, malı var, mülkü var. Babası güzel bir şey yaptı. İlla bunlar birbirlerini istiyorlar. Kız tarafı birazcık yüklendi fakat oğlan tarafından çıkabilecek bu. Başka bir şeyim yok dedi. Oğlan da biraz mahcup durumda. Onun da kapısı belli, fazla parası yok. E ne yapalım dedi. Bizim de kızımızı biz her şeyimizi yaptık. Aynı apartmanda oturuyoruz, aynı yerde oturuyoruz. Hadi bakalım iç güve gel yanımıza. Oğlanı biz burada idare ederiz. Sessiz sakin yer oğlan geldi. O evin içerisine, o çatının içerisine girdi. Eğer o eş, o kadın zenginliğinin bütün Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri kocasının üzerine baskı olarak kullanır ise onun hesabını katiyetle Allah'a veremez. Zenginliğini eğer kocasını rencide edecek bir şekilde devamlı yüzüne vurduğu sürece o yuvadan hiçbir zaman bereket beklenmez, huzur beklenmez. Eşit olmalı. Böyle durumlarda olursa eğer o kız gerçekten mütevazi ise Allah-u Teala onun yuvasını mübarek etsin. Ama eğer o kardeşimizin burnu yükseklerde ise benim babamın malı vardı, mülkü vardı, şunu vardı, bunu vardı, sen bana ne getirdin der ise o zaman dostum ya çok sabırlı olmak zorundasın ya da kırıcı. Kırıcı olmak sana yakışmadığına göre böyle durumlarda en baştan tavrını koymak zorundasın. Ben oraya gelirim. Dinimi yaşarım ve bir kadının erkeğine vazifesi, hizmeti neyse onu isterim. Eğer bunu yapamayacaksan ne sen beni baştan üz, ne ben seni baştan üzeyim. Çünkü ben malınla, mülkünle, evinle evlenmiyorum. Ben ahirete kadar beni götürecek bir hatun arıyorum demeli dostlar. Eğer böyle diyemeyeceksen o yuvayı boşuna sıkıntıya sokma deriz. Doğru mu, yanlış mı? Herkes kendine sorsun. Muhakkak ki bir cevabını alacağına inanıyorum dostlar.
Ama şunu unutmamalı ki kavgasız ev olmaz. Her ev muhakkak bir sıkıntılar yaşamıştır. Eski çağlardan, eski dönemlerden beri bu zamana kadar her evde muhakkak bir kavga, bir gürültü olur. Ama her zaman devam etmez. Sıkıntılar, bir rüzgarlar eser geçer. Ama sabretmek lazım. Hemen bir örnek. Öncelerden bir hatırlarsanız bu örneğe yakın bir örnek vermiştim. Yine verelim inşallah, aynı örneği aklıma geldi diye veriyorum. Eski dönemde bir abid kul var. Bu bir sultan talebelerine eğitim veriyor, ders veriyor. Talebelerinden bir tanesi hanımıyla ilgili sorunları var. Sultanına gidip durumu arz etmek istiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Gidince bir bakıyor ki sultanın evine yaklaşıyor. Tam kapıyı çalacak. Allah! İçeriden bir gürültüler geliyor, bir bağırma, bir çağırma. Efendisinin hocasının hanımı efendisine bağırıyor. Ama efendisinde hiç ses yok, çıt yok. Peki hanım, peki hanım diyor. Mütevazi davranıyor. Talebe hemen vazgeçiyor. Aman diyor, bu kavganın ortasına girmeyin, belki fatura bana da kesilir. Arkayı dönüyor ve hemen oradan gidiyor. Bir süre sonra efendisini bir ormanın içerisinde görüyor. Allahu Ekber, bir baksa ki sultan bir keramet gösteriyor. Aslanın üzerinde, aslanın yelesini tutmuş at gibi, eline de almış zehirli bir yılanı, kamçı gibi kullanmış, aslanın üzerinde geziyor. Ya Rabbi, bu ne güzelliktir. Hemen yanına edeple yanaşıyor. Efendim diyor, sana bir şey sorabilir miyim? Size bir şey sorabilir miyim? Buyurun, buyur evladım diyor. Tabii ki sor. Efendim vallahi ben baktım ki evde aileniz size karşı devamlı bağırıyordu fakat hiç ses çıkartmıyordunuz. Ama ormanda bakıyorum ki böyle bir durumda aslanı at yapmışsınız, kırbacı da yılan yapmışsınız. Hikmeti nedir diye. Efendisi mütevazi olaraktan şunu söylüyor. Evladım, ben evdekine sabrettim, Rabbim bana bunu nasip etti diye. Evet dostlar, bu bir teşbihtir. Ama her teşbihte bir mesaj vardır. İnşallah bu mesajı almışızdır diyorum dostlar. Evet dostlar, başka bir örnek daha. Ben bu örnekleri verirken dostlar aklınıza şu gelmesin. Aman efendi, sen bu işi yapıyor musun ki bize bunu nasihat veriyorsun? O öyle değil. Ben yapabildiğimi yapmaya çalışıyorum. Ama bir insan bir mesajı aktarırken bütün sermayesini ortaya döker. İsteyen istediğini içinden alır, yapabildiğini yapar. Yapan vaziyeti kurtarır dostlar. Yapmayan da sonucuna katlanmak zorunda. Güzel bir örnek daha. Şu televizyon illeti çıktı çıkalı. Onu biraz daha kurcalayalım. Hepimizin evinde var. Hepimiz de seyrediyoruz, inkar etmiyoruz ama aklıma geldi, bunu da not aldım. İnşallah bundan da Allah-u Teala bizleri payidar etsin dostlar. Akşam evin erkeği yorgun argın evinden, işinden çıktı, evine geldi. Kapıdan içeri girdi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hemen oturdu. Yemek hazır değildi veya hazırlanıyordu. O anda yemeğini yedi, oturdu televizyonun karşısına. Akşama kadar seyretti, yatana kadar seyretti, seyretti. Ondan sonra da hadi avrat yatıyoruz, geç oldu dedi. Girdi döşeğin içine, sırtını döndü, yattı. Bu %80, %60 olan her evde olan olay dostlar. Şu yapılamaz mıydı? Hanımını bir günde alıp karşına, gel hanım deyip de şöyle omzuna elini atıp da, çocukları duyuttun, gel sultanım. Hakkını helal et, işimden gücümden o kadar sıkıntıdayım ki. Senin sorunlarına inemiyorum, sıkıntılarına inemiyorum diye hanımını hiç hoş ettin mi? Hiç gönlünü aldın mı? Hanım, derdin var dedin mi? Çok zor değil mi dostlar? Hiç sordunuz mu hanımınıza? Sultanım, bugün bir problemin var mı, bir sıkıntın var mı diye. Eve gelince dediğimiz hep şey hazır. Hey hatun, yemek hazır mı? Hadi yemeğe getir. Benim elbisemi ütüledin mi? Şunu yaptın mı, bunu yaptın mı? Ama hiç sıkıntını sordun mu? Hanım sıkıntısını nasıl anlatır sana? Ben söyleyeyim. Eğer bir derdi var, sana açmak istiyor ise ve açamıyor ise sana sert davranır. Eğer sana kafayı taktıysa, seni üzecekse, sorunları var fakat sen o soruna yanalmıyorsan, yönlenmiyor isen, senin yüzüne bakmaz doğru dürüst. Eline yemeğe getirdiği zaman tak diye koyar. Gözünün içine bakarak al sultanım, afiyet olsun, ye evimin erkeği diye vermez önüne. Sitem yapar. Ama bu hallere getirmemek için de ara sıra hanımlarımıza, ey evrimin, evimin meyve veren bereketli ağacı,
bir isteğin var mı diye. O da insan, o da can taşıyor. Evinin bütün hizmetini yapıyor. Onun da gönlünü hoş edebilmek için ara sıra gönlünü almak lazım dostlar. Elinden geldiği kadar, ama her zaman aldığın zaman belki sırtına çıkar, seni de aşar. Ondan sonra da aynen öbür taraftaki hadiste belirtildiği gibi karısının her dediğini yapan, Allah muhafaza, cehennemliktir hadisine de götürür. Dengeli gitmek lazım dostlar. Çünkü kadın bilecek ki bu benim evimin erkeğidir. Korktuğu zaman senin arkana saklanır. Babasının arkasına gitmez. Bir isteği varsa senden talep bulunur. Çünkü sen onu namus perdesi içerisine almışsın ve iaşesini Rabbinin izniyle kazanıp imkanların dahilinde önüne seriyorsun. Ve onun da haklarını vermek zorundasın. Eğer hakkını veremiyor isen bu yola soyunmayacaksın dostum. Ama soyunmak sünnet. Evlilik çatısı altına girdiğin zaman da eşinin bütün sorunlarıyla becerebildiğin kadar uğraşmak zorundasın. Yapabilirsen Allah dereceni arttırsın inşallah. Ama dedik ya, her zaman sabır. Bir başka örnek de şöyle verilebilir dostlar. Eve gelmişsin yorgun argın, evde bazı çatıtılar başladı. Hanım bir şey attı ortaya, bir sıkıntı, anan şöyle dedi, baban şöyle dedi, sen şunu almadın, şunu vermedin. Herhangi bir sebepten ötürü artık eşinden, dostundan, arkadaşından gürültüler çıktı. İki taraf da birbirinin üzerine gidemiyor. Ortalık muazzam derecede elektrikli. O anda çocuklardan birisi bir hata işledi. Çat çocuğa girdin. Niye böyle yapıyorsun lan? Ben sana bunu demedim mi? İn demedim mi? Zıplama demedim mi? Atlama demedim mi? Sinirini çocuktan aldın. Allah razı olsun. O sahibinin günahı ne ki? O bir bebek. O bir çocuk. Fıtratı o. Oynayacak, zıplayacak, atlayacak. Ona başka türlü bir şekilde ulaşamazsın ki zaten. Çocuğa ulaşabilmek için çocuk olmak lazım. Ama hatununa kızdın veya kocana kızdın. Ona sitemini, sinirini nasıl çıkartıyorsun? Çocuklardan. Çat bir tane, çat bir tane daha. O garibim de ağlıyor, ağlıyor. İçini çeker çeker sonra gidiyor, yatıyor yatağına. Faturayı çocuğa kessin. Öyle yapacağın yerde eşini alıp da karşına adam gibi oturup da konuşsan olmaz mı? Bu da bir örnek dostlar. Hepimizin başına gelen şeyler bunlar. Örnekleri veriyorum ki hatalarımızı görelim. Ne kadar iyi olabilirsek eşimize karşı Rabbimize o kadar yakın oluruz. Çünkü ben eşimle gerçekten mutlu isem, ben onda aradığımı buluyor isem Yaradanıma o kadar yakın oluyorum demektir dostlar. Çünkü bir evde huzur varsa o evde İslamiyet yaşanıyor demektir. Başka bir örnek daha dostlar. Eğer bir hatun sabahleyin kalkmış, kocasının işine gidiş saati belli. Güzelce kahvaltıyı hazırlamış, çayını karıştırmış, kahvaltı sofrasını koymuş, ekmeklerini hazırlamış, eşini de kaldırmış. Hadi hayatım, vaktin geldi, işe gideceksin diye tatlı bir şekilde kocasını uyandırmış. Görevi çünkü en azından evlilikte belirli bir hizmet var. Kadının görevi eğer çalışmıyor ise, o kadın herhangi dışarıda bir şekilde çalışması yoksa evindeki kocasıyla çocuğuyla ilgilenmek zorunda. Kocasını kaldırdı, sabah kahvaltısını güzelce yedirdi. Hatta kocasının gözünün içine baka baka ekmeğine, şöyle balını, reçelini, evdeki olan tamamlarını koydu. Ondan sonra da eşini, elbisesini giyinmesine, üstünün toparlanmasına yardımcı oldu. Kapıdan çıkarken de yanağından öptü. Hayatım, Allah-u Teala sana hayırlı rızıklar ihsan eylesin dedi. Allah işini gücünü rast getirsin dedi ve kocasını evden uğurladı dua ederek. Ya Rabbi dedi, kocamı sana emanet ediyorum. Harama bulaştırmadan, sıkıntılara bulaştırmadan, kötü kadınların şerrinden onu göstermeden, sağlıklı bir şekilde kocamı yine bana gönder Ya Rabbi diyerek, dua ederek kocasını evden gönderdi. O koca öyle bir muhabbetle çalışır ki, öyle bir evden huzurla gider ki, Allahu Teala'nın lütufları ve ihsanlarıyla akşamleyin hiçbir yere sapmadan, saatten gözünü ayırmaz. Bir an önce evime gideyim de hatunuma kavuşayım diye. Ama hatun evde sabah olmuş, horul horul uyuyor. Saat çaldı, garibanım kalktı, saatin düğmesine bastı. Üstünü başını giydi, kalktı, kahvaltısını hazırladı. Avrat hala horul horul uyuyor. Sonra elbiselerini giydi, kahvaltısını yedi, kapıyı çekti. Gitti, hanım hala uyuyor.
Sonra o akşam adam eve gelmek ister mi dostlar? Evde bir muhabbet yok ki. Aradığını evde bulamıyor ki. Elbette ki o adamın gözü dışarıda harama kaçar. Elbette ki o adamın gözü mahremlere takılır. Ya Rabbi şöyle bir eş olsaydı ne iyi olurdu diye gözleri dışarıda arayabilir. Hepsi için konuşmuyorum ama istisnalar vardır dostlar. İşte o zaman o kadın o adama bir şey deme hakkına sahip değildir. Çünkü bir evi yapan yuvayı kuran dişi kuştur. Tabir böyledir dostlar. Hanımdır yani. Evin bütün idaresi onun elindedir. Harcamaları yaparken, masrafları kıyarken, hazırlarken, iaşeleri tamamlarken bütün organize o kadının elinde. İsterse kocasına da öyle bir muhabbetle bağlar ise, ona aradığını verebilir ise, onun istediği mutluluğu verir ise kocasından aynı mutluluğu geri alır. Aynı fazlasıyla alır hatta. Buna da çok ince dikkat etmek gerekir dostlar. Her şeyin kıymetini anında yaşamak lazım. Hepimiz, belki çoğumuz evliyiz, çoluk çocuk sahibiyiz. Belirli bir yuvamız var. Bir de sayfanın öbür tarafını çevir. Kocası vefat etmiş, dul kalmış kişiler var. Sen akşam yine evine gidiyorsun. Gene hatununla yalan yanlış oturuyorsun, kalkıyorsun, sohbet ediyorsun, dertleşiyorsun. Ama o mutluluğu yaşamış fakat kocasını kaybetmiş olan ve onun özlemini çeken insanlar da var. Onları da düşünmek lazım. Onlar ne yapsın ya? Onlar da akşamleyin tek başına karanlık odada yatmak ve hayallerle uyumak var. Ama sen evinde gene sıcak bir yuvana gidiyorsun. Evinde bir çocuk sesi, gene hatununun sesi, onunla berabersin. Peki dullar ne yapsın? Onlar o özlemlerini neyle gidersinler? Haline şükretmek lazım. İnsanlar elindekiyle mutlu olmak zorunda. Dışarıdaki insanları görürsün dostlar. O kadar çok insanlar görürsün ki imrenirsin bazen onlara. Ne kadar güzel, ne kadar güzel davranıyor eşine diye. Onun iç yüzünü bilemezsin ki sen. Belki o senin kocandan daha kötü bir davranışta bulunur sana. Sana ama dışarıda olduğu için senin gözünde çok farklı gözükür. Ne kadar iyi bir insan, hanımına ne güzel davranıyor veya kocasına ne güzel davranıyor diye. Ama şunu unutma ki, tabiri caizse bir söz var dostlar. Affınıza sığınıyorum. Derler ya, senin ağız kokunu benden başkası çekmez diye. İnsanlar onun için elindekiyle mutlu olmaları kendi ahiretleri açısından da çok faydalıdır dostlar. Bunların arkası kesilmez. Yine bir örnek daha alalım dostlar. Akşamleyin adam yorgun argın işten eve geldi. Baktı ki yemek hazır değil, hala pişiyor. Allah! O kadar kafanda sorunlar var, sıkıntılar var. Çünkü erkekler bu konuda biraz hassastır dostlar. Akşamleyin eve geldiği zaman yemeğini hazır bulmak ister. Bir an önce o yemeği yiyecek. Rahatlayacak, huzuru bulacak çünkü. Elbisesini üzerinden çıkartır, eşofmanını veya pijamasını giyer. Sofra hazırsa hemen sofraya oturur. O sofranın muhabbeti bittikten sonra da şöyle evinde oturur. Ya gazetesini okur, ya kitabını okur veyahut da o cam mankenin arkasına geçer, onun alemine dalar gider. Her neyse, yani bir şekilde bir icraatın arkasına takılır. Ama bir kadın eğer çok aşırı derecede sorunları yoksa, mesela çok çocuğu olur, yetişemez bazı şeylere, onlar birkaç gün istisna edilebilir ama kendini adet haline gelmiş de kocası evine gelmeye yakın bir saatte oturup da tencerenin başına daha yemeği koyuyor ise, o kocası da buna sitem ediyor ise, vallahi o kocanın hakkı vardır o kadının üzerinde. Onun da hesabını vermek zorunda. Çünkü neden? Ve Allah razı olsun, akşamleyin sabahları evde bırakıyor, saat 8'de 19'da evden çıkıyor, akşamleyin belki 7'de 8'de eve geliyor. O kadar saatin içerisinde yemeği yapmak kadar bir saat mi hazırlıyorsun yemeği? 45 dakika mı, yarım saat mi? Onu son dakikaya getirip de kocan eve geleceği zaman yeni ocağın üzerine koyduysan Allah razı olsun, o kocadan fazla bir şey bekleme. Çünkü istediğini veremiyorsun hala ona. Onun için hoşlanmadığı şeyleri eşinin yapmaması gerekir. Bir örnek daha. Eşinin hoşlanmadığı kimseleri evine çağırırsan
evde sorun çıkar dostlar. Eğer bir insanın ruhuna hoş gelmeyen insanlar var ise eşine danışmadan onları evine çağırma. Veya çok sevdiğin bir dostun var, onu yemeğinde soframda görmek istiyorsun. Salı günü gel hemen bize oturalım, yemek yiyelim abi, biraz sohbet ederiz seninle. İşte çoluk çocuk otururuz dedin. Eşine danışmadın. Kendi kafana göre fikir verdin ve çağırdın. Akşam eve gittin, hanıma dedin. Ola ki onunla öyle bir işi çıktı. Hatun dese ki ya bey, bana danışmadan niye eve misafir çağırıyorsun? Allah razı olsun, ben misafire karşı değilim ki. Yapabileceğimiz en güzel hizmeti veririz. Allah ne verdiyse yapar göndeririz, yeriz içeriz. Çünkü misafir rızkıyla gelir. Ama bana danışsaydın da o gün şu işim vardı deseydin. Onun için dostlar, İnsanlar eşleriyle paylaşmak zorunda. Onun için bazı konularda eşlerinin fikirlerini almak lazım. Fazla baskıcı ve dayatıcı olur isen inatlaşmalar çıkar ve yuva tehlikeye girer dostlar. Onun için eşler birbirlerine, diyorum ya, hem paslaşacaklar hem dayanacaklar. Örnek bir noktada kavgaya sebebiyet vermemek için eşlerin bugünümüzde tasarruflu olmaları gerekir. Örnek, akşam eve geldin, gene oturdun. Her zamanki gibi, çünkü başka bir şansın yok ya. Akşam evine geleceksin, elbette oturacaksın. Oturduktan sonra hanım dedi ki, İyi misin, moralin keyfin yerinde mi? Hayırdır inşallah, bismillahirrahmanirrahim. Bir şey mi diyeceksin hatun? Vallahi bey, fatura geldi de dur biraz daha oturayım, yerime iyicene gömüleyim, ondan sonra anlat. Hangi fatura? Elektrikler geldi, telefon geldi, falan geldi, filan geldi. Allah razı olsun. Ha bey, bir de tüp bitti. Ne? Tüpten bitti? Ne yapıyorsun ya? Her hafta sana iki haftada bir tüp mü alacağım? Tüp bugün 12 milyon lira para. Nereden bulacağım bu parayı? Ha bir de söylemesi ayıp. Matik bitti efendi. Matik mi? Daha geçen hafta, iki hafta önce almadın mı sana matiği? Bu matikler kaç lira? Normalinde bir şey desen ama bugün bir matik 3,5 milyon, 4 milyon, 5 milyon. Buna cam diyecek ki o da, ya ben yiyor muyum bunu ya? Siz kirletiyorsunuz, ben temizliyorum. Temizlemek için de makineye bunu koyuyorum. Mecburen makinede bunları karnına verirsen bu da seni temizler. Sen bunu koymazsan nasıl temizleyeceksin? İşte bahane ya, işte onu vermiş. Sonunda gene alacaksın. Ama işte oradan borazını öttürmek için bağırıyoruz işte dostlar. Aman idareyle davransana. Ne yapayım? Belli bir ölçüsü var bunun. Ölçüyü koyuyorsun. Avuç avuç içine dökmüyorsun ki. Kapasitesi belli bu makinenin. Benim ötü bitti. Bir de bebek varsa evde. Efendi gene ne var? Çocuğun bezi bitti. Lan hatun, bu ne bez bu böyle ya? Habire sana bez al, bez al. Bu çocuk benim her gün kaç lirama yapıyor biliyor musun? Ne yapayım, çocuğun altına pişik oluyor, öbür türlü de yapamıyorum ki. Ben öbür türlü yapayım da habire ona pişik mi, şey mi alacaksın, melhem mi, krem mi alacaksın? O da ayrı bir konu. İşte böyle devamlı gider ama hatunlara sabretmek lazım derken işte bazı şeylerine de gönül vermek lazım dostlar. Onun yerinde sen olsan sen bunu kullanacaksın. Hatta hatunlar bizden daha elleri ayarları daha sağlam, daha idareli ölçülüler. Aynı onların yerinde biz olsak onların matiye atacağı belki yarım ölçüye biz bir avuç atarız. Belki o çocuğun o sıkıntısını, iki gün çocuğa sen bakmak zorunda kalsan, o hatun onu idare eder, belki üç bezle beş bezle çocuğun iki üç gününü çıkartır. Ama biz olsak, üf, çocuğun altı gene dolmuş diye belki bir günde 10 tanesini harcarsın. Onun için bu konularda da sabırlı olmak lazım diyorum dostlar. Sonra yine güzel, neden hep kocaları anlatıyorum? Çünkü hanımlar inşallah bunları yaptıkları sürece Allah'ın izniyle inşallah Rabbim onları cennetin en güzel yerine koyacak. Evde muhabbeti mi almak istiyorsun? Eşinle samimi bir sohbetli mi olmak istiyorsun? Evet bacım, ben sana şöyle bir tavsiyede bulunayım. Akşam eşin gelmiş, tekrar eve geldi. Yemeğini yedi, oturdu. Şöyle eşine desen ki, hayatım bugün yeteri kadar yorulmuşum. Sana şöyle güzel bir kahve yapayım mı, içer misin? Güzel bir çay demleyeyim mi? Güzel bir çay içer misin? Adamın gözleri yerinden çıkar, fırlar. Allah razı olsun, hatunum beni düşünüyor der. Ondan, o adam şevke gelir yani. Hatta otursan bir meyve soysan, bir elma soysan, bir portakal ya, o anki günün mevsim meyvesi neyse soyup da eşinin önüne al hayatım afiyet şeker olsun desen, adamın gözleri yerinden çıkar falan, eşim beni düşünüyor diye. Ve o adam ondan sonra düşünür, ben ona acaba ne yapayım diye. İki gün sonra bakarsın sana güzel bir çiçek getirmiş, hayatım sana layık değil ama gönlümden geçti diye. Ne kadar güzel değil mi? Eğer bir taraftan verici olursan öbür taraftan da onun mükafatını alırsın. Eş bir taraf samimi olursa, lütufkar, ihsankar olursa öbür eş de zaten öyle olmak zorunda. Öyle olmazsa zaten
Yine Asiye Hatun gibi sabretmek gerekir dostlar. Şöyle de olabilir. Hep hatunlar tarafını mı alıyoruz? Takım tutmayalım dostlar. Örneğin bir gün sen pazar günü evindesin. Kadının sana, hanımın sana belki her gün evinde hizmetini veriyor, her şeyini yapıyor. Bir pazar günü. Şöyle hanımına. Hanım bugün sen kalkma. Sana bir kahvaltı hazırlayayım deyip sabah kahvaltısını hazırlayıp da çayı hazırladın, sofraya bütün güzellikleri koydun. Evinde ne varsa Rabbim ne nimetleri şükretmişse, ihsan etmişse onları hazırladın. Ondan sonra hanım hadi kalk bakalım kahvaltı hazır dedim. Veya öğlen yemeğine. Öğlen yemeğini sen mi hazırladın? Veya sofrayı mı hazırladın? Veya salatayı mı yaptın? Veya akşam yemeği. Bu eşine yaptığın onun çok ilgisi hoşuna gider. Onun mutfakta senin ona yardım edebilmen eşinin çok hoşuna gider. Böyle gönlünü alırsın. Başka bir şey yapamıyoruz ki şu ortamda zaten dostlar. Ne eşine kürkler alabiliyorsun, ne onları alabiliyorsun, ne istediklerine hitap edebiliyorsun. Hiçbir şey yapamıyoruz ki doğru dürüst. Ne yapabiliyoruz ki? Hiçbir şey. Zar zor belki imkanları dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama hep kısıtlı. Onun için de biraz da verici olmak lazım dostlar. Ama yapacağın en ufacık bir hizmet onu öyle bir rahatlatır ki arkadan sana gelen hizmetlere vesile olur. Belki sen ona bir yaparsın o sana on yapar. Yine de burada verimli olmak lazım dostlar. Yine bir örnek daha mı? Misafirliktesin, eşlerinin, dostlarının yanındasın. Hanımın da orada. Eğer sen diyor, başkalarının içerisinde yanında eşine karşı kırıcı olma. Onu başkalarının yanında rencide etme. Ona güzel davran. Başkalarının yanında sen eşini küçük düşürürsen, eşinin sana bir şey söylediği zaman sen onu kaldıramayacaksan senin ona bir şey söylemeye hakkın var mı? Nasıl mı? Affınıza sığıyorum. Lan karı, hadi çay demle çabuk. Hemen yanına da şunları yap getir bana. Ya Rabbi setler. Eşin öyle diyeceğin ya da hatun çay hazır mı? Ben içeriye inşallah arkadaşların yanına servis yapacağım. Onun gönlünü alırsın. Elbette ki o da senin gözünün içine baka baka. Efendi hemen hazırlayıp getiriyorum der. Ama başkalarının yanında ailenizi rencide etmemek için birbirinize iyi davranırsanız örnek bir aile teşkil edersiniz. Örnek bir aile teşkil etmek de İslamiyet'te çok güzel bir lütuftur dostlar. Bu da ayrı ince bir mesele. Bu konular aslında dostlar hiçbir zaman bitmez. Eğer sen kardeşim İslami bir yuvanın ciddiyetini, ehemmiyetini biliyor isen, örnek veriyorum eşini çok güzel bir şekilde giydirdin, en güzel giyecekleri üzerine giydirdin, eşin de alımlı çalımlı bir bayan, ondan sonra erkeklerin ilgisini çekecek derecede Rabbim lütfetmiş güzel, sen de onu süsledin, püsledin, yolda çıktınız, gidiyorsunuz. Eşin güzel görünmek belki hoşuna gidebilir. Hepsi için demiyorum ama bazı hassasiyetlerde bazı bayanların kendilerinin güzelliklerini dışarıya aksetmek için farklı bir çabalar sarf edildiği günümüzde mevcut. İstisna da olsa mevcut. Sen de eşini böyle giydirdin ve yanında yürüyorsun. Ondan sonra yolda yürürken bir sürü adam var. Başını çevirip çevirip sana bakmıyor ki, yanındakine bakıyor, hanımına bakıyor. Ondan sonra senin kıskançlık damarların çatlıyor, eğer varsa tabii ki. Ve bundan sonra da sıkıntı duymaya başlıyorsun. Evde eşine çatmaya başlıyorsun. E dostum öyle giyinip de başkalarına niye eşini güzel göstermek istiyorsun ki? Eşini bırak da evinde sana güzel gözüksün. Dışarıda örtüsünün altında el alem onu görmeyiversin. Çünkü eşin Allahu Teala sana ihsan etti. Öyle değil mi? Ha bu demek değildir ki kirleri çapulları giydir de dışarıda. Hayır, ölçüsü dahilinde fazla ortaya çıkacak şekilde cart bir şekilde fazla süsleyip de dışarıya gönderme. Erkeklerin ibresini oynattırma. Mebal var çünkü. Allah-u Teala sana da çünkü sizler diyor eşlerinizin çobanlarısınız ve güttükleriniz de mesulsünüz. Sen sana sunulanla şükret. Ondan sonra da kıskançlık olayları çıkar dostlar. Arkasını alamazsın sonra. Allah muhafaza buyursun. Bu konular birbirini böyle sürüp gider dostlar. Diyor ki bir gün bir rivayette şöyle buyuruyor. Güzelliğiyle kocasına övünmemek, karısına da çirkinliğinden dolayı insan hoş görmelidir diyor.
Esma Hatun diye bir zat var, şöyle anlatmış zamanın birinde. Çölde çirkin bir adamın nikahında çok güzel bir kadın gördüm. Kadına bu çirkin adamla nasıl durabiliyorsun dediğimde kadın sus dedi. Belki Allah katında en güzel bir adamdır. Allah onu bana lütfetti ve bana verdi. Yahut belki benim büyük bir kusurum vardı da Allah-u Teala ceza olarak beni buna verdi. Günahıma kefaret olur. Allah'ın taksimatına nasıl razı olmayayım ki dedi. Ve beni susturdu diyor. İşte Hazreti Resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki dünyada bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadın ve namaz. Güzel kokudan ölçü Hazreti Resul'ün kokusu idi. Kainatın efendisinin kokusu. Kadın derken de bir eş, bir arkadaş anlamında, haşa kainatın efendisi nefsiyle ilgili bir şey düşünmek Allah'a sığınırım. Ve namaz, diyor ki namaz da gözümün nuruydu. Onun için dostlar şu ömürde, şu hayatta birbirimizi üzmemek için çok sabırlı olalım dostlar. Çünkü uğraşacak o kadar çok şeylerimiz var ki onları bırakıp da gelip de hatunumuzla didişip de günümüzü zehir etmeyelim. Bizim düşünmemiz gereken Yaradanımıza nasıl kul olabiliriz, nasıl kendimizi affettirebiliriz? Biz buralarda olmamız gerekirken eğer hatunumuzla didişip durduğumuz sürece başımıza ne sıkıntılar gelse katlanmak zorundayız dostlar.